İnşaat sektöründeki araştırmalarımızı bir türlü sonlandırmayacağız değerli seyircilerimiz. Şimdi yeniden önemli bir inşaat firmasına gidiyoruz. Merhaba değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Şu an sizlere Bağcılar Diyarbakır'dan seslenmekteyiz. Özkarakaş İnşaat Firması'nın konu olduk ve yanımızda yönetim kurulu başkanı Sayın Mevlüt Karakaş bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgileri alacağız. Mevlüt Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyidir, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Şimdi Mevlüt Bey, verilen hizmetlerinize ve firma hakkında konuşacağız. Ancak öncelikle ben ekranları başında bizleri izleyen izleyicilerimize yönetim kurulu başkanı olarak sizi tanıtmakla başlamak istiyorum. Mevlüt Karakaş kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Kısaca kendinizden söz eder misiniz? 1991 yılında sektöre hizmet vermekteyiz. Hekim yapının kuruluşu olarak, evet. Yani hekim yapının bayisi olarak cephe yalıtımında bu yıl yaklaşık 10 bin konuta ulaşmışız. Evet. Türkiye genelinde birinci sıralarda gidiyoruz. Evet. Yani çalıştığımız iller Diyarbakır, Şırnak, Cizre, Elazığ, Adana, Karaman, Kırıkkale, Balıkesir, İstanbul, birçok daha sayamadığımız iller var. Evet, şimdi sadece Diyarbakır'la sınırlı değilsiniz. Değiliz. Türkiye'nin birçok noktasına, birçok bölgesine de buradan hizmet veriyoruz. Veriyorsunuz. Çalışan 200 tane elemanımız olarak, hı-hı, 200 tane şu an yanında sahada çalışan elemanımız bulunmakta. Evet. Genelde TOKİ işleri yapıyoruz. Hı-hı. Özel sektörde büyük projelerde yer alıyorsunuz. Büyük projelerde. Dediğim gibi yaklaşık 10 bin konuta ulaştık bu yıl. Evet. Türkiye'de birinci sıralarda gidiyoruz. Ne güzel. Yaptığımız işler A1 yanma sınıfıdır. Hı hı. Sudan etkilenmez. Hem yalıtım sağlar, hem cepheye bir güzellik katar. Yaklaşık dayanıklı 50 yıl. Evet. Şimdi efendim bunlardan bahsedeceğiz. Ancak öncelikle bu inşaatın dışında sizin göstermiş olduğunuz farklı faaliyetler de var. Evet. Biraz bahseder misiniz? Bizim imalatımız var aynı şekilde. Hekim yapıdan gelen malzemeyi biz işleyip cepheye uygulamasını yapıyoruz. Evet. Malzeme hangi malzemedir efendim? Fiber sement dediğimiz bir malzemedir. Hı hı. Hem yalıtım sağlar hem de güzellik katar malzeme olarak. Evet. Bunun yanında yine bir açmış olduğunuz bir düğün salonu vardı. Düğün yaptığımız salonu var. Aynı zamanda yeni açtığımız henüz 2 hafta oldu. Evet, iki hayırlı hafta olsun diyelim oldu. Onun için de. Onu şu an faaliyete geçirdik. Şu an onun çalışmalarını yapıyoruz. Evet. İleriki aşamada bakalım ne olur ne biter bilmiyoruz. Belki yani farklı sektörlere de geçiş olabilir tabii, belki. Aynı bu şekilde. Salonumuz 1000 kişilik ve 500 kişilik, hı hı, salondan oluşuyor. İki ayrı kapalı, evet, bir salon bulunmakta. Evet. Ayrıca dediğim gibi fabrikamız var. O fabrikada imalatlar devam ediyor. Hı hı. Bu fiber sement İstanbul'dan ana firmadan geliyor, size geliyor ham, hı, olarak. Evet. Siz de burada oğlunuz Yeğlani Bey bunların çizimlerini hazırlıyor, yapıyor ve daha sonrasında CNC'de istenilen ölçülerde, istenilen çekilerde kesilip ondan sonra da montajlamaya için sevkiyat yapılıyor ve montajları da yapılıyor. Evet. Bu fiber sement, bu malzemeyi biraz anlatır mısınız? Bunun faydaları nelerdir? Nerelerde kullanılır? Biraz bahseder misiniz ürünle ilgili? Malzemeyi genelde cephelerde kullanırız. İç mekanlarda da kullanma şansımız vardır. Hı hı. Her tarafta kullanılacak bir malzeme. Yani şıklık katan bir, tabii, malzeme. Tabii. Gösterişli bir malzeme. Gösterişli ve dayanıklı bir malzeme. Hı. Şu anda Türkiye'de birinci sıralarda yer almaktadır malzememiz. Evet. Siz de tabii Türkiye'nin birçok ilinde, birçok bölgede birçok illerinde bu ürünle hizmet. Güneydoğu bayisiyiz biz aynı zamanda. Hı hı. Güneydoğu bölge bayisiyiz ve bununla sınırlı kalmıyoruz. Balıkesir, İstanbul, birçok illere de dağılmışız şu anda. Evet, bu şekilde devam ediyorsunuz. Şimdi, evet, efendim, çok farklı sektörlerde hizmet veriyorsunuz. Evet. İnşaatın her alanında varsınız. İnşaatın her alanında. Bunun yanında şu an bir düğün salonu eklediniz. Evet. Firmaya farklı faaliyetlerle hizmet veriyorsunuz. Peki bu hizmetleri verirken öncelikle dikkat etmiş olduğunuz kriterler, unsurlar nelerdir? Dikkat ettiğimiz kriterler önce kalite. Evet. Önce kaliteye dikkat ederiz.
Bir de ekiplerimiz o konuda çok daha dikkat eder, biliyor musun? O yüzden insanlar bizi tercih eder. Evet. Nedir? Kalitemizden. İzin vermeden. İzin vermeden, kaliteye izin vermeden o şekilde hizmetimizi devam ettirmekteyiz. Yani yapmış olduğunuz işin son derece arkasındasınız diyebiliriz. Evet. Müşteri tabii. Memnuniyeti tabii müşteri her memnuniyet. Zaman için her zaman. Ön planda tutulur. Yani o olmazsa zaten olmaz. Evet. Bir veya biri işini veren dördüncü işini de vermiştir bize mutlaka. Evet. Yani tabii ki bunların yanında evet. Baktığımız zaman yanınızda çalışan insanların bu işi gerçekten uzman, profesyonel olarak aynen. yapıyor olmaları evet çok önemli. Malzemenin kullanım alanı, kullanım kalitesi çok önemli. Ama şöyle bir faktör var, siz 27 senedir bu sektörün içerisindesiniz. Evet. Artık çeyrek asırı geçtiniz. Doğrudur. Yarım asıra doğru bu sektörde hizmet veriyorsunuz ki sizin tecrübenizde bu noktada aslında baktığımız zaman en önemlisi unsur bu. Evet. Şimdi biraz da tercih edilme sebeplerinize değinelim. Elbette sektörde belki ilk olarak ilkleri yapıyorsunuz ancak evet. yalnız da değilsiniz. Yalnız değiliz tabii. Bu hizmeti veren ya da verdiğini iddia eden birçok firma varken neden özellikle insanlar Özkarakaş inşaatı tercih etmeliler sizce? Dediğim gibi yani kalitemizden, insanları rahatsız etmeden projelerse projeye uyumlu bir şekilde zaten bu TOKİ projeleri genelde uzmanlarla evet. tercih edilen bir malzeme. Bu malzeme dediğim gibi A1 yanma sınıfı olduğu için sudan etkilenmez. Evet. Binanın ömrü kadar ömrü var bu malzemenin. Dayanıklı bir malzeme. Tabii dayanıklı bir malzeme. Havuzlarda bile kullanabiliyorsun bu malzemeyi. Su geçirmezliği var. Suya dayanıklılığı. Yanmazlığı testi 420 dereceye kadar dayanıklı bir malzeme. Bir de havalı bilen bir malzeme. Doğru mudur? Evet. Evet, yanmazlığa karşı bir direnci var. Yanmazlığa. Ateşe karşı, suya karşı bir direnci var. Ancak tabii ki bu unsurlar varken havalı özelliğinde sahip tabii, bir malzeme. Tabii, havalı bir malzemedir bu. Evet. Yani şu anda bütün TOKİ'lerde tercih eden bir malzeme. Evet. Resmi kuruluşlarda, hastanelerde, yurtlarda biliyorsunuz geçmişte mesela diğer malzemeleri kullanırken insanlar yangın esnasında o da tutuşuyor. Bu evet. tutuşmayan bir malzeme. Tutuşmadığı evet. için tercih edilen bir malzeme. Evet, en çok tercih edilme sebebi evet. de bu olsa gerek. Evet. Şimdi efendim halihazırda burada yönetim kurulu başkanı olarak hizmetlerinize evet. devam ediyorsunuz Diyarbakır'da. Firmayı buralara kadar bir ivme kazandırdınız ve buralara kadar getirdiniz. Evet. Peki bundan sonra neler yapmayı planlıyorsunuz? Bundan sonra farklı sektörlere giriş yapacak mısınız? Hedefleriniz nelerdir? Yani hedeflerimizi daha büyütme peşindeyiz. Evet. Belki ileriki aşamada İstanbul'da büromuzu ve imalatımızı oraya taşıyabiliriz. Hı hı. Yine burada tabii hizmetimizi devam ettireceğiz. Evet. Orada da ikinci bir merkezimiz olarak düşünüyoruz. Belki İstanbul'da ikinci evet. bir merkez olarak daha evet. geniş kapasiteli bir iş evet. orada neden olmasın. Evet. Efendim bu yolda sizlere başarılar dilerken son olarak ekranları başındaki izleyicilerimize buradan neler aktarmak istersiniz? Özellikle de bu kullanmış olduğunuz malzemeyle ilgili kısaca tavsiyelerinizi alabilir miyiz? Dediğim gibi bu malzeme A1 yanma sınıfıdır. Sudan etkilenmez. Yangın esnasında koruyucu olarak geçen bir malzeme. Evet. İnsanların bu malzemeyi tercih etmesi çok mantıklı bir malzeme. Evet. Efendim vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Bizleri burada ağırladığınız programımıza konuk olduğunuz için ayrıca teşekkür çok ediyoruz. Teşekkürler. Hizmetlerinizin ve başarılarınızda devamını diliyoruz. Sağ çok sağ olun Mevlüt Bey. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye turumuz TUMUZ ile devam edecek. Bağcılar Diyarbakır'dan ve sektörün en iyisi Özkarakaş İnşaat Firması'ndan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyoları'nda.